Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rab, gönlümüzü, kalbimizi Kur'an'a aç. Kur'an'ı bize kolay kıl. Onu en iyi şekilde öğrenmeyi ve öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip eyle. Diyor ve Kur'an öğreniyorum programımızın 20. dersine inşallah başlamış oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar, değerli seyircilerimiz, şöyle bir şekilde bugünkü 20. dersimize başlamış olduk. Bunu özellikle şöyle 5-10 dakika içerisinde bir göstermek istedim sizlere. Çünkü zaman zaman belki şifahi olarak söylüyorum, işte Kur'an-ı Kerim elifbasındaki harflerin çıkış yerleri. Yani mahraç diyoruz bunlara. Mahraç Arapça çıkış yeri demektir. Dolayısıyla çıkış yerlerini şöyle bir de ağız yapımız içerisinde, boğaz içerisinde ve dil etrafında nasıl şekillendiğini, dudaklarda nasıl şekillendiğini şöyle kısa bir zaman birimi içerisinde görmekte fayda var. Bunların her birileri üzerinde çokça, sıkça durmak gerekirken sadece sizlere bu bölümü birazcık göstermekle yetineceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bu bir ağız yapısı. Şu hayşum dediğimiz şu burun geniz, ama bunu müstakil olarak da biraz sonra göreceğiz. Şuraya yoğunlaşmış olalım. Bakınız burada dişler var. Burada da dişler var. Ağzı dişlerine biz edras diyoruz. Edras diyoruz. Efendim tavan kısmına, ağzın tavan kısmına da elhankül a'la diyoruz ve elhankül a'la diyoruz buna. Yüksek tavan demektir. Yani ağzın yüksek kısmı, üst kısmı demektir. Dolayısıyla bir de bakınız böyle burada dikkat ederseniz cevf dediğimiz boşluk deriz. Boşluk derler. Hatta meşhurdur bir adam böyle çok cahil filansa, yani söylediği filan yerli yerinde değil, ne söylediğini bilmiyor. Yani herhangi bir kültür yok, bilgi birikimi yoksa ona ecvefi vavi derler. Yani ecvep boş demektir. Boş demektir. Onun için bakın buraya da biz cevf diyoruz. Yani ağız boşluğu demektir. Ağız boşluğu içerisinde ne var? Orada da harfler var. Onlar da oradan çıkmış oluyorlar. Evet. Bakın buna dikkat ediniz. Bunlarla okuyoruz. Benim size sık sık bahsettiğim dat harfi, işte şu ağzı dişlerinin üst kısımdaki edras dediğimiz ağzı dişlerine adeta böyle rampa yapıyor böyle. Şu da ağzımız içerisindeki dil, bakınız şu da dildir. Dil çok fonksiyoner. Biraz sonra göreceksiniz dilin ne kadar çok fonksiyoner olduğunu, en çok harfleri onun telaffuz ettiğini de görmüş olacaksınız. Şöyle bir görelim dedik. Cef dediğimiz bu noktada vav ya elif çıkıyor değil mi? Hatta 18-19. Derslerden dikkat ederseniz, yani dün daha evvelki günkü derslerimizde orada gördük vav ya elifin ne kadar çok fonksiyonel olduğunu, uzatmalarda çok fonksiyonel olduğunu. Dolayısıyla işte o üç harf her yerde çokça sıkça kullandığımız o vav ya elif işte şu ağız boşluğundaki, bakın şu noktadan çıkıyor. Şu noktadan çıkıyor. O üç harfin çıkış yeri onlar. Efendim göreceğiz burayı. Şimdi şuraya bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın bu bir boğaz. Daha önce de bunun bir küçük şeklini çizmeye çalışmıştım. Dikkat ediniz. Ben şu harfleri dışarıya almıştım. Boğazın üç bölümü var boğazı. Biz bu boğazı böyle sadece bir boru gibi düşününüz. Bu boruyu zaman zaman böyle sıkıştırıyoruz, daraltıyoruz. Zaman zaman harfleri oradan geçirirken o boğazdaki ses tellerine dokunduruyoruz. İşte onun şekli bu. Bakın bu bir boğazdır. Boğazın en alt kısmından, yani boğazın şu videoya bağlanan kısmından, göğüse bağlanan kısmından efendim hemze ile bakınız H harfi veya H harfi, o güzel H dediğimiz H harfi çıkıyor. O ikisi aşağıdan çıkıyor. Onun için de ifade etmiştim. H harfinde böyle ağzımızı açtığımız için nefesi çok fazla miktarda harcıyor ve boşaltıyor. Onun için hafızlar okurken çoğunlukla bu H harfinin olmadığı veya az olduğu ayetleri özellikle seçerler ki sesi ona göre fazla harcamasınlar. Yani bu hatta musiki şinasların da özellikle dikkat ettiği hususlardan birisidir. Hatta onlar diyafram çalışması yaparlar. Yani şan dersi aldıkları için bu harfleri, bu sesleri nasıl kullanırlar veya tabiri caizse sesi biter bitmez yenisini nasıl yüklerler de birazcık ileriye giderler.
onun da eğitimini alıyorlar. Tabii bu iş hafızlar için de geçerli ama ne yazık ki Türkiye'de hafızlar için böyle bir şan dersi alma şansı fazla yok. Umarım ki bundan sonra mesela biz almadık, alamadık daha doğrusu. Keşke o şan dersini alabilseydik. Her hafız için, her Kur'an okuyucusu için şan dersi elzemdir. Yani o çok önemli. Sesi nasıl kullanacağım. İkinci kısmında efendim vasatul halk dediğimiz yani orta kısım. Vasat diyoruz ya Türkçe'de de kullanıyoruz. Tam vasat bir insan yani orta halli falan demektir. Oradan da bakınız ayınla ha harfi çıkıyor. Ayınla ha harfi çıkar. Dikkat ediniz. En üst kısımdan da bakınız şu bademciğin hemen alt kısmından da gayınla ha harfi çıkar. Yani noktalı olanlar en üstten çıkıyor. Bu noktalı olan harflerin eş değerleri şöyle ortadan çıkıyor. Hemze ile ha harfi de boğazın en alt kısmından çıkıyor. Dikkat ediniz. Bu boğaz harflerine inşallah bu dersler bittikten sonra kısa bir tecvid dersi vermeye çalışacağız. Şu gördüğünüz şu 6 tane boğaz harfine biz aynı zamanda izharın harfleri diyoruz. Yani açıkça okunan harflerdir bunlar. Hatta Allahu Hayyun Halikun Adlun Ganiyun Hadiye diye böyle Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle de isimlendiririz ki hafızamızda kalsın. Bu isimlerin ilk harfleri boğaz harfleridir ve aynı zamanda bizim çokça kullandığımız efendim izhar harfleridir diyoruz. Evet. Şimdi bakınız burada üçüncü bir bölüm var. Birinci bölüm ağızdı, ağız boşluğuydu. İkinci bölüm efendim işte gördüğünüz boğazdı. Şimdi geldik üçüncü bölüme. Dikkat ediniz burada el-lisan diyor üçüncü bölüm. Burada dikkat ediniz şimdi bu ağız, şu dil, şu da bademcik bakınız. Şu da bademcik bizim bildiğimiz. Dikkat ediniz bu bazen çok açık, çok çok açık. Bazen tamamen yapışık, bitişik. Dikkat ediniz bunlara. Dikkat ediniz. Bu boğazın alt kısmında lisan dediğimiz dilin en alt kısmından iki tane harf çıkıyor. Yine daha önceki derslerde birazcık değinmiştik. Şu gek dediğimiz şu erkeklerde daha çok fazla belirgindir şu. Ama hanımlarda efendim kızlarımızda biraz daha az görülür. Yani fark edilir ama erkeğinki kadar değil. Dolayısıyla bu gek şu gördüğünüz dikkat ediniz. Şu kafla kaf harfine iyi bakınız. Bu ikisinde bakın bunda daha yapışık daha aşağıda. Bunda biraz daha hafif açık ama yine dokunarak çıkıyor. Enk bu enk. Yapın bakalım. Enk bu enk. Bakın işte ondan çıktığı yer ikisi tamamen şu gek bölgesidir. Buradan çıkarlar. Diğer 10 tanesi bunlara dikkat ediniz. Bunlar da efendim dilin çeşitli hareket noktalarında çıkarlar. Birisi yana yatar, sağa yatar, sola yatar dil. Bazen dil ağız içerisinde kabarır. Bazen öne doğru gider. Diş etlerinin efendim dişe birleştiği yerde dokunur oraya. Geriye gelir, ileriye gider. Bazen ucunu kalınlaştırır. Bazen dilin uç kısmından çıkar. Hülasa tamamen dil fonksiyonerdir yani. Bu en çok fonksiyoner olan ve en çok harfi telaffuz eden, harfleri telaffuz eden dildir. Mesela bakınız hep beraber daha bundan 3 ders önce zannediyorum görmüştük. Orada bakınız sa harfi var bir de zal harfi var. Dikkat ediniz burada sa ve zal harfi. Şimdi ağza bakınız ağzın orta kısmı boş. Dil burada duruyor. Dikkat ediniz. Yalnız harf şuradan çıkıyor. Bakınız. Dilin uç kısmı, dişin uç, iki dişin arasından hafifçe dil dışarıya çıkmış. Şu dilin uç kısmına dikkat ediniz. Oradan